Tamam mıyız? Tamam mı? İrfan arkadaşımız rahatsız, mazeret dilediği için gelmemiş. Zannediyorum hastanedeymiş. Evet, çoğunluğumuz var. Amcasının... O da mı rahatsız? Amcasının Kur'an'ı var bu akşam, o organize edilmiş. Evet arkadaşlar, Şubat ayı meclis toplantımızı açıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah hayırlı uğurlu bir toplantı olur. Açılış için Özlem Bey gündemde okur musunuz? Evet. Bir, saygı duruş, açılış ve yoklama. Açılış ve yoklamayı yaptık. İki tane üyemiz yok. Saygı duruşu. 3. 5393 sayılı belediye kanunun 20. maddesine istinaden belediye meclisinin tatil olacağı ayın görüşülmesi. 4. Belediyemiz zabıta müdürlüğü ile itfaiye müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur personelinin 2015 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi. 5. 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin ilk fıkrasına istinaden belediyemize şartsız bağış olarak hibe edilmek istenilen şirket konusunun görüşülmesi. 6. Belediye hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla kredi kullanılması ve işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 7. Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili olarak Türlü İşler Komisyonu'ndan gelen raporun görüşülmesi. 8. Belediyemize tam zamanlı sözleşme olarak çalıştırılacak olan elektrik ve harita mühendisinin ücretinin belirlenmesi. 9. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üyelik işleminin gerçekleştirilmesi ve belediyemizi temsil için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 10. Belediyemiz 10 kadro cetvelinde bulunan 11 dereceli zabıta memuru kadrosunun 6 dereceli olarak değiştirilmesinin görüşülmesi. 11. İlçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tapu Kadastro'da Pafta 12 Ada 87 Parsel 30 No'da kayıtlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyemiz tahsisli binanın görüşülmesi. 12. Dilek ve temenniler. 13. Kapanış. 3 tane de eklediğim için tezkere geldi başkanım. Onları da tek tek okuyup bir tane de vergen var. Onu maddeyi görüşürken ekleyebiliriz. Ek gündem? Ek gündemle ilgili birincisi yine sözleşmeli personelle ilgili belediyemizin ihtiyacı olan bir adet peyzaj mimarı ve bir adet inşaat mühendisinin ücretinin belirlenmesi konusunun gündeme alınmasını oylamamız gerekiyor. Kabul veya red şeklinde. Bunlar ayrı ayrı mı oylayacağız? Evet, ayrı ayrı oylanması gerekiyor. Memur kadro iddiası, belediyemize tam zamanlı sözleşme olarak çalışacak peyzaj mimarı inşaat mühendisinin ücretinin belirlenmesi, 3. cemevlerinin ibadethane sayılması konularının görüşülmesi. Memur kadro iddiasının kabul edenlere kaldırsın gündem alınmasını. Bir şey başlasın ya. Sayın Uçkan, bize yok. Hayır, önce bunları yapacağız. Sonra bak, gündeme alalım abi. Ondan sonra, tamam. Önce gündeme alalım. Kabul edenler, oy birliği kabul edilmiştir. Tam zamanlı sözleşmede çalışacak mimar ve inşaat mühendisinin ücretinin belirlenmesini gündeme alınmasını kabul edenler, oy birliği kabul edilmiştir. Ek gündem için cemevlerinin ibadetten bir de o var. Evet, cemevlerinin ibadetten sayılması konusunun gündeme alınması. Arkadaşlar onu biraz sonra açıklarım. Cemevlerinin ibadethane sayılmasının görüşülmesini gündeme alınmasını kabul edenler. Herkes ediyor mu? Etme. Evet, oy çokluğunda kabul edilmiştir. Evet, şimdi gündemimiz oluştu. Gündemin ikinci maddesinin saygı duruşu var. Sizleri
Büyük Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, gündemin 3. maddesinde belediye meclisinin tatil olacağı ayın görüşülmesi. Bu önceki yıllarda Ağustos ayı olarak uygulanmış. Yine aynı şekilde mi yapalım? Farklı bir görüş olan arkadaşım varsa söz vereyim. Ağustos ayı. Evet, tatil ayının Ağustos olduğunu kabul edenler el kaldırsın. Oy birliğiyle Ağustos ayı olarak kabul edilmiştir. 5390 sayılı kanun 15. maddesinin iyi fıkrasına istinaden belediyemize şartsız bağış olarak hibe edilmek istenen şirketin başkanım, dördüncü şubatı, zabıta ve itfaiye müdürlüğü. Anlattık mı? Zabıta müdürlüğü, itfaiye müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur personel 2015 yılı maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi. Ramazan Bey mi? Ben açıklama yapayım başkanım. Her sene bütçe kanununda 6363 sayılı bütçe kanununun K cetvelinde zabıta ve itfaiye personelinin alacağı maktu fazla aidat belirleniyor. Bu da nüfusa göre belirleniyor. Bu sene yani 2015 yılı için nüfusu 10 binden 50 bine kadar olan belediyelerde 233 lira olarak belirlendi. Her ne kadar yasa olarak bu çıkmış olsa da yine meclisin oyuna sunulması gerekiyor. Bunun için 233 lira olarak belirlenmesini oya sunacağız başkanım. Evet, bunu kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu 5. maddedeki şirket konusuyla ilgili Behçet Bey'den bilgi rica edelim. Şimdi bildiği gibi belediyelerin iktisadi işletme tarzında şirket kurulması işlemleri belediye kanununa göre İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi. Fakat İçişleri Bakanlığı belediyelere bu imkanı artık vermiyor. İzin çıkmıyor böyle şeyler İçişleri Bakanlığı'na. O yüzden de belediyenin bir takım ihtiyaçlarını görebilmek için, daha rahat bir çalışma alanı yakalayabilmek için biz belediyeye bir iktisadi kuruluş kazandırma niyetiyle kurulmuş bir şirketi hibe almak istiyoruz. Özlem Bey, şeyi okuyabilir misiniz? Hibe dilekçesini okuyabilir misiniz? Tezkereyi. Hibe dilekçesini de okuyalım. Şimdi şöyle yapalım, isterseniz ben açıklayayım. Bu yaz bildiğiniz gibi Seka Çay Bahçesi'ni ihalesini yaptık. Bir tane istekli girdi ve geçen yılda mukayese ettiğimizde düşük bedeli olduğu için ihale yapamadık. Ve Seka Çay Bahçesi'ni kendimiz işlettik. Aynı şekilde Pehlivanlar'daki kent ormanını, pardon, Karalar'daki kent ormanını da aynı şekilde biz işletmek durumunda kaldık. Bu tür şeyler son derece zor. Günlük eleman çalışıyor. Yani böyle ıvır zıvır böyle birçok şeyler oluyor. Belediyenin mevzuatı bunlara uygun değil. Birçok belediyede bu tarzda belediye iktisadi teşebbüsü denilen şirketler oluşturulmuş vaziyette. İşleyişimizi hızlandırmak, verimliliği artırmak amacıyla yine normaldeki her faaliyet yine eskisi gibi devam etmekle beraber bir şirket bünyesinde devam etmek gerekli olacaktı. Ve biz böyle bu arayışları yaparken tesadüfen böyle yepyeni bir temiz bir şirket kurulduğunu öğrendik ve bu şirket de belediye kendini bağışlamak istedi. Bizim de amacımıza uyduğu için bu şirketin bir belediye şirketi olmasını huzurunuza getirdik. Dilekçeyi okuyalım.
madde kapsamında görüşülmesi istediğimiz bir konu daha var. Bununla ilgili önergemiz bu. Çarşma BD Başkanlığı'na 232-069-69-34 vergi numaralı Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Millet Şirketi ünvanlı 2559 ticaret sicil numaralı şirketimi bedelsiz ve şartsız olarak tüm hisselerimle birlikte Çaycuma Belediyesi'ne hibe ediyorum. Cemal Özkan. Bu konunun 5393 sayılı kanunun 15. İ maddesine istinaden bu madde meclisin yetkileriyle alakalı borç almak ve bağış kabul etmek meclisin yetkisindedir diyor. Onun için mecliste görüşülmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu konuda söz almak isteyen Sayın Başkanım bir şirketin faaliyet taraflarını bir daha okuyun tam olarak anlayamadım da. Niye bir şirketin? Şirketin ismini bir daha okuyorum da faaliyet kapsamı ana sözleşmesi çok uzun. Yok, ben daha ben ünvanını, ünvanını. Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Başkanım, ya şirketle ilgili herhangi bir çalışması falan, yani hani temiz midir, değil midir, borç. Şirket yeni kuruldu. Yani. Yeni kuruldu. Yani, ya hani biz belediye sorumluluk yaratacak bir şey var mıdır, yok mudur? Hani onunla ilgili. Acenta. Niye acaba şey yapmışlar şimdi, niye devrediyorlar böyle şirketi? Duyamadım. Şirket niye devrediyorlar bir haftalık şirketi? Kimden geliyor sesi? Ben. Ha, pardon diyorum. Bir haftalık şirketi niye satılmış diyor galiba. Şimdi şöyle, biz bu şirket... Yani böyle bir şirketi kendimiz kuramıyoruz ama kurulu bir şirketi alabiliyoruz belediye olarak. Nüfus itibariyle bizim yasa şirket kurmamıza izin vermiyor. Ama kurulu bir şirketi alabilirsiniz diyor. Biz de baktık yani geçmişi bilinmeyen karışık bir şirketi almak zaten doğru olmazdı. Bu şirket yeni kurulmuş, hiç de bir faaliyeti olmamış, borcu yok, alacağı hiçbir şey yok, tertemiz, pırıltılı bir şirket. O şirketi sahibine müracaat etti. Biz de onu inşallah oylarınızla belediyeyi kazandıracağız. Bu konuda başka sorusu olan yoksa oylarınızı sunmak istiyorum. Var mı? Oy yazdım. Yok. Evet, Çaybel isimli şirketi belediyemize şartsız olarak hibe için bu müracaatı kabul edip belediye şirketi olmasını kabul edenler el kaldırsın. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu aşamada önerge var başkanım. Onu da tekrar oylamamız gerekecek. Belediye meclisine hibe olarak belediyemize devredilmek istenilen Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin artırılarak 1 milyon Türk lirası olarak kabulünü arz ve talep ederiz. Mehmet Özdal, Volkan Yeşil, Fırat Kolaycı, Behçet Kemal Üzaldı, İrfan Kabuk, Cengiz Gökçe, Onur Yiğit, Musa Yıldırım, Bahri Malatçı. Evet. Onun önceki sermayesi ne kadar alıyor? Asgari sermaye, 10 milyon. 10 milyon. Gece konuşma zaman bir ses geçecek. Konuşmazsan düşük olsun diyor. Daha sonra artırımlarda daha şey oluyor. 2 saat oluyor. Şimdi gerek olduğu zaten bu şirket hemen kurulur kurulmaz. Bugün itibariyle hemen faaliyete geçecek. Yani biz bunu devreye almak için beklemeyeceğiz. Bizim zaten daha önceden yaptığımız hazırlıklar var. Şirketi derhal faaliyete geçirmiş olacağız. Şirketin sermaye artırımı yapılarak 1 milyon lira olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evet, o da oy birliği mi? Oy birliği kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Altıncı maddede belediye hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla kredi kullanılması ve işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Ben bu aşamada şöyle bir bilgi vereyim. Yani geldiğimiz günden bu tarafa yeni belediye binasının yapılması için çeşitli aşamalardan geçtik. Anket yaptık, yerini belirledik. Daha sonra bu mevcut oradaki atıl halde bekleyen binanın
sağlam olmaması gerekçesiyle yaz aylarında yıkılmasını sağladık. Bu arada da proje çalışmalarımız devam ediyor. Projede de belli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Zannediyorum Şubat ayı içinde yani projede mutabakatımız sağlanıp detay projeleri de geçip Mart ya da Nisan aylarında temel atma noktasına gelme ihtimalimiz var. Bu arada İller Bankası'yla da temaslarımız oldu. Genel Müdürlüğe gittik. Oradaki kredibilitemiz konusunda da çok iyi gelişmeler var arkadaşlarımız. Geldiğimizden itibaren zaten biz bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Vergi, sigorta ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bu arada da geçmiş dönemde ödenmeyen vergiler, sigortalar, banka gibi kuruluşlar olan borçlar, bütün bunların hepsini de yapılandırdık. Yapılandırmadığımız bir borcumuz yok. Dolayısıyla şu anda kredibilitesi yüksek bir belediye haline geldik. Ve yaptığımız çalışmalar ve bu arada da ödediğimiz borçlar sayesinde de şu anda İller Bankası'ndan belediye binası için 10 milyon lira civarında kredi alabilecek durumdayız. Tabii bu her gün değişiyor. Ödedikçe, borçlandıkça bu rakam değişiyor. Ama bize 10 milyon lira civarında bir kredi alabileceğimizi söylediler. Biz şimdi mevzuat gereği bu kredinin kullanılması ve bu işlemler için sizden yetki talep ediyoruz. Bununla ilgili bir tezkere var mı Köprüşü Hanım? Nasıl? Özlem Bey'e verdim başkanım. Ver başkanım. Riyaset makamına belediyemizce yapımı gerçekleştirecek olan yaklaşık maliyeti 15 milyon TL ve toplam inşaat alanı 11.800 metrekare olan hizmet binası yapımının finansman için 10 milyon lira krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak belediyemizin borç stoku 5.390 sayılı belediye kanunu 68. maddesinin ebendinde belirtilen en son kesin gelirlerinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artılan miktarının yılı içerisinde %10'unu geçmektedir. Belediye hizmet binası yapımında gerekli olan 5.390 sayılı kanunun 68. maddesinin e-bendindeki %10'u geçen iç borçlanma için belediye meclis kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı gerekmektedir. Gerekli olan iç borçlanmanın meclis gündemine alınması ve belediye meclisinde görüşülmesi hususunda gereğini arz ederim. Kırpış Mısırlı Mahalli Hizmetler Müdürü. Evet arkadaşlar, bu konuda söz almak isteyen arkadaşım varsa söz vereyim. Buyurun soru. Bu konuda daha önceden projesi hazırlarsa mesela giderin nedir, masrafın nedir, ya işte toplam şeyi nedir diye bir hesap edilip de ona göre biz krediye çıksaydık daha iyi olurdu. Yani bu şimdi suda balık gibi bir şey oluyor yani. Değil değil, suda balık değil. Şöyle... Ya bunu niye, kaç para kredimi alacağız veya neyin projesi yok, ortada hiçbir şey yok. Şimdi biz bununla ilgili izin istiyoruz. İzin. Yani krediyi kullanabilmek için bakanlıktan izin istiyoruz. Daha doğrusu başkanım şöyle diyeyim ben de. Taslak şeyde, projede daha desem 8 veya 10 kat gibi görünüyor. Öyle miydi? Evet. Yani şimdi çağrı mı abi? Katlar 4 veya 6 iken biz 8 kat veya 10 katı nasıl yapacağız onu merak ediyorum. Şimdi gündem maddesi onunla ilgili değil. O projeyi konuşurken onu konuşuruz. Yani onunla ilgili bir sıkıntı varsa onu gideririz. Ama şu anda belediye binamızın yapımıyla ilgili bu izin. Bu izinler arkadaşlar, eskiden beri öyle miydi bilmiyorum ama bizden gelince böyle bilmiyorum. Yazışmalar çok uzun sürüyor. Yani zaman kazanmak için efendim. Eskiden de öyleydi yani. İşte bilmiyorum diyorum ben eskisinden bilmediğim için. Biz zaman kazanmak için proje ve keşif bedeli tam olarak netleşmese dahi global anlamda belediye binasının yapılması için izin istememiz gerekiyor. Ben aslında bu fikirde değilim. Arkadaşlarım bu fikri sağlamcılık açısından istediler. Çünkü zaten orada yapılmış bir bina vardı. Biz bu binanın devamı olarak aslında bizim böyle bir doğal olarak iznimiz olmasını düşünüyorum ben ama bürokratisi de yarın bir gün bir engele takılmamak için bu izini alıyoruz. Yani şu anda herhangi bir krediyle ilgili bir hükümlüğe girmiş değiliz. Yarın bir gün zaten bu rakamlar netleştiğinde ve ne kadar kredi alabileceğimiz de ortaya çıktığında tekrar size müracaat edeceğiz.
yani tatmin olduğunuz bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani şu anda yaptığımız kredinin kullanılmasıyla ilgili değil, izinle ilgili. Tatmin olup olmadığımızı kararımızla bileceğiz. Sayın Başkan, şimdi mesela bakanlığa kredi alacağın zaman plan proje ve maliyet gerektirip de müracaat edilmiyor mu? O şekilde müracaat edilmiyor. Öyle mesela. Değil, öyle değil. Belediye binası yapılması için bakın başbakanlıktan da izin istenmesi gerekiyor. Başbakanlıktan izin için yazıyı yazdık. Bunun için bir karar almamız gerekmiyor. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan izin alabilmek için belediye meclisinin kararı isteniyor. Yani şu anda biz nakit olarak bir kredi, bir rakam talebinde değiliz. Zaten o yüzden burada bir rakam telaffuzu olmadı. İçişleri Bakanlığı'na göndereceğimiz yazıya esas olmak üzere bir karar alıyoruz. Hayır, biz kredi vermeme gibi bir şey değil sayın. Prosedür gelen bu şekilde mi yani? Bizim dediğimiz önce bir plan proje çıkması lazım. Müracaat edilmesi lazım. Ondan sonra şey yapılması lazım. Talep edilmesi lazım. Onun içinden yani. Yoksa biz belediye kredi aldık. Değil mi? Öyle değil. Değil. Bakın şimdi ben diyorum ki ben belediye binası yapacağım. Yapayım mı diye soruyorum. Ha soruyorsun. Bu onun izni bu. Ben şimdi projeleri hazırladım. Yarın bir gün yapma dersen olacak. Projeler ne olacak? Ya bir ön izin gibi. Düşünün. Tamam. Evet. Kredi kullanılmasına izin verilmesi diyelim. Yani orada bir belki bir kelime eksik olabilir. O zaman böyle oylayalım. Belediye hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla kredi kullanılmasına izin verilmesi, bununla ilgili bürokratik işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi konusunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Evet, Mustafa Bey'in tatmin olduğu anlaşıldı. Teşekkür ederim arkadaşlar güveniniz için. 7. madde, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili olarak Türlü İşler Komisyonu'ndan gelen raporun görüşülmesi. Evet, söz komisyonda. Evet başkanım, komisyon ilgili yönetmeliği incelemiş. Kısa bir tezkereleri var. Tarafımızca incelenmiştir ve herhangi bir yasal mevzuata uygunsuzluk olmadığı müşahede edilmiştir. Arz ederiz şeklinde. Geldiği şekilde öyle yapacak. Yani geldiği şekilde meclisinde bunu kabul veya reddetmesi gerekiyor. Çünkü komisyon uygun görmüş. Yasaklar yönetmeliği. Evet, Zabıta Müdürümüz Mürsel Bey'in ayağının tozuyla hazırlayıp önümüze getirdiği bir yönetmelik. Bu çok faydalı olacak inanıyorum önümüzdeki dönemde. Bu konuda söz isteyen varsa söz vereyim. Ben şeyi inceledim. Ben arkadaşıma teşekkür ederim. Çünkü aynı zamanda meslek bağımız olduğu için bu müzakere de sunulmaz. Eskiden bir meslek bağımız vardı. Şu anda yok. Evet. Arkadaşlar yönetmeliği kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun yönetmeliğimiz. 8. madde, belediyemizde tam zamanlı sözleşme olarak çalıştırılacak olan elektrik ve harita mühendisinin ücretinin belirlenmesi. Özlem Bey. Başkanım, belediyemize iki tane müracaat oldu. Bir elektrik mühendisi, bir de jeodezi ve fotogrametri. Yani bizim bildiğimiz manada harita mühendisi. Harita mühendisi arkadaşımızın adı Mehmet Dada. Bunun atamasıyla ilgili yetki belediye kanununa göre zaten başkanlığınıza ait ücretinin belirlenmesi için meclisin karar alması gerekiyor. Geçen ayki mecliste makine mühendisi olarak müracaat eden arkadaşımıza ek ödeme her şey dahil net 2500 lira ücret ödenmesiyle ilgili karar almıştık. Eğer sizler de uygun görseniz harita mühendisi ve elektrik elektronik mühendisi arkadaşımız da Emre Köktürk. Özlem Bey, bu inşaat mühendisiyle peyzaj mühendisi onlar ne oldu? Başkanım onlar bir iki madde sonra gelecek ek gündem olarak. Ha, onlar daha sonra daha sonra müracaat ettikleri için sonra bir şey yap. Evet. Daha önce makine mühendisiyle ilgili zaten 2500 lira olarak belirlemiştik. Şu anda bu genç arkadaşlarımızın konumları da durumları da benzer olduğu için 2500 lira olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Engin Bey. Ben
Sen dışarıda olman lazım. Sen başın. Benim ben tamam. Oy kullanamıyorum. Başım. O zaman toplantıda mı şu anda? Toplantıda bulunabiliyor, oy kullanamıyor. Evet, doğru. Yok, çıkmana gerek mi var? Yok. Çıkmana gerek yok, oy kullanamıyor. Gizli oylama değil bu. Ya bu şimdi tutana geçiyor. Bu şekilde oy kullanmadı diyeceksiniz o zaman. Ya bunu evet, evet. Tamam. Evet, yani elektrik mühendisimizin babası Engin Köktürk. Dolayısıyla böyle bir usul hatası yapmayalım diye. Arkadaşlar bu arada ben size bir ara bilgi vermek istiyorum. Belediyemizin teknik personel konusunda çok ciddi sıkıntıları vardı. Ve mevcut teknik personellerimizin üzerinde ağır da bir yük vardı dolayısıyla. Bu da bizim görev ve yetki paylaşımında, iş takibinde çok büyük sıkıntılar çıkarıyordu. Biz bir makine mühendisini öncelikle işe başlattık. Bir harita mühendisini, aslında bunlar taşeron kadrosunda işe başladılar, bu arkadaşlarımız çalışıyorlardı. Şimdi bir peyzaj mimarımız, yine bir inşaat mühendisimiz, bir elektrik mühendisimiz, bir harita mühendisimiz belediyemizin kadrolarına katılmışlardır. Bize, belediyemize uzun yıllar hizmet edecek arkadaşlarımız, bunlar Çaycuma kökenli arkadaşlarımız. Ben onlar için de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Uzun yıllar sağlık içinde hizmet etmelerini diliyorum. Ve de belediye hizmetlerinde onlara başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum bu vesileyle. 9. madde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi ve belediyemize temsil için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Nedir Özlem Bey? Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından Genel Sekreter Gürsel Tekin imzalı bir tezkere geldi. Ben müsaadenizle okuyayım, çok uzun değil zaten. Belediye Başkanlığına SODEM açılımı sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak ve ortak bir dil kullanımıyla başarılı belediyecilik uygulamalarını Türkiye'de ve Türkiye dışında güçlü bir algıya dönüştürmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluş örgütüdür. CHP'nin ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içine girmesinin birlik ve dayanışmayı artacağı düşünüldüğünden belediyelerimizin derneğe üyeliğinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. SODEM tüzüğü, örnek meclis gündem yazısı, üyelik başvuru formu, üyelik için Sayıştay tarafından verilmiş onay kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üyelik için meclis kararı alınması ve bu kararın fotokopisiyle ekteki başvuru formunun imzalı olarak SODEM'e iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Gürsel Tekin, Genel Sekreter. Arkadaşlar bu konuyu incelemek üzere komisyona havalesini oylarınıza sunacağım. Komisyona havale edilmesini kabul edenler, Türlü İşler Komisyonu. Türlü İşler Komisyonu kabul etmeyenler oy birliğiyle komisyon havalesi kabul edilmiştir. 10. maddede belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 11 derece zabıta memuru kadrosunun 6 derece olarak değiştirilmesinin görüşülmesi. Bunda da bir açıklama rica ederim. Evet. Normal norm kadro cetvelimizde zabıta personelimiz için bir kadro vardı 11 dereceli. Şimdi memur maaşlarının bordroya dökülmesi işlemlerinde bu derece kademe fark ediyor arkadaşlarımızın maaşında. Yeni bir zabıta personeli aldık Mürsel Bey'le beraber memur olarak. Fakat norm kadro cetvelinde 11 olarak görünüyor. Bu arkadaşın intibakları yapıldığı zaman zaten 6. derece gibi bir dereceye düşüyor. Yani bunu biz yasal boyuta getirip 11 dereceden 6 dereceye düşürmemiz gerekiyor. Norm kadro cetvellerimizde ileride bir sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. İhtas, ihtas mı diyorlar? İhtas değil. Sadece bu derece düzeltmesi gibi. İntibak gibi. Evet, intibak. Evet, bunu kabul edenler, kabul etmeyenler böyle birlikte kabul edilmiştir. 11. maddede ilçenin Çay Mahallesi Millet Meydanı'nda bulunan Milli Emlak Genel Müdürü tarafından belediyemize tahsisli şu anda ADD'nin kullanmış olduğu binanın tahsis süresi dolmuş. Dolalı da epey bir zaman olmuş. Seçimlerden önce de olmuş. Bununla ilgili bu konunun görüşülmesini ben komisyona havale edilmesini diliyorum. Bu konuyla da ilgili size şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum.
belediyeler ihalesiz, kamu kuruluşları haricinde hiçbir yere yer tahsis edemiyorlar. Ve maalesef geçmiş dönemlerde böyle iki arada bir derede bir takım tahsisler yapılmış. Bu tahsislerin mevzuata uygun olmadığı görülüyor. Bir takım yerlerde işte kiracı gibi gösterilmiş. Örneğin mesela Muhtarlar Derneği'ne yerler tahsis edilmiş. Bütün bunlar böyle bir sıkıntı yaratacak ve mevzuata aykırı teşkil edecek olaylar. Atatürk Düşünce Derneği de kamu yararına olan derneklerden, ancak bizim kamu yararına olan derneklere de doğrudan bir yer tahsis etme yetkimiz yok. Ancak bizim bu kuruluşlarla ortak projeler geliştirmemiz halinde o projeleri yürütme adına yerler tahsis edebiliyoruz. Dolayısıyla buranın bundan sonraki durumunu araştırmak, incelemek ve sizlerin huzurunuza getirmek üzere konunun yine Türlü İşler Komisyonu'na havalesi konusunu görüşlerinize sunuyorum. Bu konuda oylamadan önce söz almak isteyen arkadaşımız varsa da söz verebilirim. Var mı söz isteyen? Evet, bu Milli Emlak tarafından belediyemize tahsisli binanın bundan sonraki durumunu görüşmek üzere Türlü İşler Komisyonu'na havale edilmesini kabul edenler el kaldırsın. Oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi 12. madde ek gündem oluyor. Memur kadro ihtisası. Yeni kadrolar. Bu konuda kim açıklama yapacak bize? Ramazan Bey, bir şey söylemek isterseniz. Sözleşme mühendis alacaktık. Mühendis, var olan mühendis kadronun dolu olduğu için hem bunlara yer açmak hem de ileride bir başkan yardımcısı kadromuz vardı. İki taneydi. Bir tanesi doluydu, bir tane daha oluşturmamız gerekiyordu. Onu oluşturuyoruz. Bir daha yine teknik kadrolarda gerekli olduğunda elan alabilmek için böyle bir kadro doldurmak veya doldurmamak yine bakanımızın tasarrufunda. Bu kadar başka. Arkadaşlar ben şöyle bir açıklama yapayım. Belediyemizde aslında bol bol kadro var. Ancak bu kadroların dağılımında bir farklılıklar var. Zaten bu kadroların doldurmamıza imkan yok. Çok geniş kadrolar. Zaten eleman, memur ve işçi anlamında eleman almak son derece zorlaştırılmış. Zaten bu taşeron sisteminin de bir yerde sebebi bu. Bizim ancak diğer kurumlardan atama yoluyla, nakil yoluyla, kurumlar arası geçiş yoluyla eleman almamız mümkün. Mürsel Bey'i de öyle aldık. İşte bu deminki o zabıta personel arkadaşımızla askeriyeden geçme, onların öyle bir hakları var. Buradaki bu ilave kadrolar bizim yani kadro cetvelindeki düzeltmelerimizle ilgili. Tezkereyi okusunlar ama yani bu okunan yerlerin hepsi doldurulacak anlamına gelmiyor. Yarın bir gün tekrar huzura gelmemek için böyle bir rezervasyon yapıyoruz. Ama bazıları da zaten şu an gerekiyor. Evet, okuyalım mı? Evet, ben sadece şeyi okuyayım. En son paragrafı, hangi kadroların ihtisas edileceğini. Bor kadro sınıflandırmasında biz D10 grubu diye bir grup var. O gruptayız. Ramazan Bey'in dediği gibi iki tane belediye başkan yardımcılığı oluşturması gerekiyor. Bunun bir tanesi zaten var şu anda belediyemizde. Bir adet belediye başkan yardımcısı kadrosu ihtisas edilecek. 7 dereceli, ki belediye başkan kadrosu 1 dereceli zaten otomatikman. 7 dereceli 1 adet mühendis, 6 dereceli 2 adet mühendis, 7 dereceli 1 adet mimar, 9 dereceli 2 adet tekniker, 4 dereceli 1 adet bilgisayar işletmeni, 4 dereceli 1 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 dereceli 1 adet zabıta memurunun memur kadrosunun ihtisas edilmesi oylarınıza sunulacak. Hepsi tek seferde oylanabiliyor. Ayrı ayrı oylanmasına gerek yok. Mesela Bey 2 de bunun için değil mi?
Onun kadrosu zaten zabıta müdürü olarak geçen ay... Yeniden bir şey zabıta mı oldu? Evet, evet. Kadro ihdas ediyor Mustafa abi. Bu demin vardı ya bir kadro uyarlama dedik. Zabıtaya Nursel Bey'in haricinde askeriden geçme bir arkadaşımızı da almış bulunuyoruz. O deminki madde onunla ilgili. Bu bu kadro açmakla ilgili. Evet. Okunduğu şekilde bu kadroların açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, yine 13. maddede tam ilave gündem olan tam zamanlı sözleşme olarak çalıştırmak üzere peyzaj mimarı ve bir adet inşaat mühendisi arkadaşımızı aldık. Bunların da ücretinin belirlenmesi söz konusu. Burada da deminki maddede olduğu gibi arkadaşlarımıza benzer ücreti vermeyi ben uygun görüyorum. Bu arkadaşlarımıza da 2500 lira ücretin verilmesini kabul edenleri el kaldırmaya davet ediyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buna da teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben bu arada bu yeni giren arkadaşlarımızı şöyle şuraya bir alalım. Arkada Şaban Bey gelin bakayım. Keriman sen de gel. Başka kim? Mehmet Kirim niye gitti? Ben de o... Evet. Kirim'den girdim. Mehmet Dada yok değil mi? Evet. Büşra sen yoksun. Sen... Neydi? Sen geç. Sen ne ilk bir şey yok. Sadıkar eskimi oldu. Evet, Çaycuma Belediyesi'nin böyle genç teknik adamlarını tekrar başarılar diliyoruz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Mahşerin beş altısı. Evet, 14. maddede cem evlerinin ibadethane sayılmasının görüşülmesi. Bununla ilgili de yine komisyona sevki bence uygun. Yine türlü işler komisyonuna mı gidiyorsunuz? Evet, başta. Evet arkadaşlar, yıllardır devam eden bir tartışma var. Cem evleri ibadethane sayılır mı, sayılmaz mı diye. Bizim mensup olduğumuz partimizin bu konudaki bize gönderdiği bir istek var. Cem evlerinin de ibadethane statüsünde saymamızı istiyor belediye olarak. Bu konunun incelenip araştırılmak üzere türlü işler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugün de son derece güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Biz bu arada şöyle bir ayın özetini yapalım. Açtınız mı şeyi? Çok fazla sıkmayacağım sizi. Gelecek ayı atsaydınız. Herhangi şey yok. Gelecek ay yapsın. Yok yok, çok kısa sürecek ama ben bu arada size bazı bilgiler de vermem gerekiyor bunların paralelinde. Ben özellikle temellerde bir şey diyecektim de onun için. Oraya geçmedim daha. Ya bir şey diyecektim de onun için, sabırsızlanıyorum. Unuturum ben onu herhalde. Tamam, önce siz söyleyin, dilek ve temelleri var. Doktor falan kadrosu varsa, benim de bir oğlum var, doktora da müracaat etsiniz, alıp bilmiyorum. Var mı öyle bir kadro? Bana bir önerge verebilirsin. Doktor kadrosu var galiba, belediyenin var mı? Tabii kadromuz var başkanım. Var değil mi? Doktor kadrosu var başkanım. Doktor kadrosu. Kadromuz var. Hem ben. Fotoğrafını çeker ayarlı. Düşünelim bakalım. Oldu. Evet, şöyle hızlıca geçelim slaytları. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi
Kasım ayından bu tarafa Almanya'daki yaptığımız faaliyetlerin sonucunda 3 tane itfaiye aracımız çok şükür kazasız belasız geldi ve hizmete girdi. İşte bunların iki yanında bulunan araçlar, itfaiye aracı tam donanımlı. Ortadaki de 30 metre merdiven olan son derece güzel. Bunlar yaşı çok eski olmakla beraber kilometresi olmayan gıcır gıcır araçlar. Ben bu vesileyle bizleri Almanya'da çok güzel bir şekilde ağırlayan ve o günden bu tarafa da bu araçları adım adım her yerde dolaşıp en iyilerini arayıp bularak bunları bize göndermeyi sağlayan değerli hemşerimiz sevgili Nedim Kalembaşı'na ve onun arkadaşlarına ve ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür borç biliyorum. Bu araçlar her cumada inşallah büyük felaketlere değil de böyle varlıklarıyla bize güç verirler. Ve biz bunları inşallah kötü olaylarda kullanmak durumunda kalmayız ama en azından içimiz rahat. Geçtiğimiz günlerde fırtınalar oldu. Ve bu fırtınalarda da bu araçlarımız kol gezdiler ve inşallah Çarşamba'da yani herhangi bir sıkıntı yaşamadan biz bu kötü olayları atlattık. Bir tane man aracı vardı biliyorsunuz. Çok tehlikeliydi. Ve zaten artık bitap düşmüştü. Onu da emekliye ayırıp inşallah onu da işte satacağız. Şu anda araç ve donanım olarak itfaiyemiz gayet iyi. Bir iki ufak da bir eksi var ama onları da zaman içinde tamamlarız. Şeyde de garajdaki de araçlarımıza da yine önümüzdeki dönemde gerekli takviyeleri yapacağız. Bu marangozhanemiz iyice artık istim üzerinde. Bunu marangozhaneye giderek büyüteceğiz arkadaşlar. Biz bölgemize ve komşu belediyelere de işler yapmayı planlıyoruz. Burası hem belediyenin yüzünü artacak hem de gelir getirecek bir işletme olma yolunda hızla ilerliyor. Evet, bu gördüğünüz ilk yaptığımız ahşap durak tabii ihtiyaç görsün diye geçici olarak konmuştur. Bitmiş hali böyle olmayacak. Bu SEKA kapısını yıktık biliyorsunuz eski lojmanların olduğu yerde. Buradaki bir kavşak düzenlemesi. Burası da böyle giderek gelişecek güzel bir kavşak olacak. Evet, o aynı kavşakta kavşağı genişletme çabalarımız. Burası oradaki taksi durağının yıkılmasının resmi. Evet arkadaşlar, köprüden çıktıktan sonra iki tane meydan ve iki tane de anıtsal yapıda yapılara kavuştuk, havuzlara kavuştuk. Bir tanesi 6 Nisan adını verdiğimiz, o acıyı hatırlamak için yaptığımız kavşak ve heykel. Bir diğeri de bu Filyos kavşağını, deniz kızı ve balıkların olduğu bir heykel. Bunlar faaliyete geçti. Ben bunların yapımında emeğe geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve bize ta İzmir'den destek veren Ahmet Uzun isimli ünlü heykeltıraş kardeşimize de buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Bu iki eserde zannediyorum sizlerin de çok hoşuna gitmiştir. Çok büyük beğeni aldı ve Çarşamba'da inşallah bu tür böyle modern yollar ve kavşaklar bundan sonra da devam edecek. Bu 6 Nisan kavşağından arıtma tesisinin ilerisine kadar devam edecek nehre paralel benim böyle bir benzetmeyle Fransa'nın ünlü Paris'in Şanzelize Caddesi diye adlandırdığım bir bulvar. 45 metre genişliği olan yani Çarşamba'nın en geniş bulvarı ve bu bulvarın Çarşamba tarafından gelen yollarla kesiştiği bu kavşakları da bu şekilde meydan düzenlemeleri yapıyoruz. Buraları da anıtlarla, heykellerle, peyzajlarla süsleyeceğiz. Ve ırmakla arada meydana gelen alanlardaki yaşam alanlarıyla da beraber buralar bittiğinde bölgenin, belki de Türkiye'nin en güzel yaşam alanı projelerinden biri haline dönüşecek.
bu elektrik direkleri yolun kenarındaydı. Normalde bu yolumuz vardı biliyorsunuz, Yalı Caddesi diye. Biz bunları yolun ortasına getirecek şekilde elektrikle de ilgili herhangi bir tadilata da ihtiyaç bırakmamak için bulvarı böyle ikiye katlamış olduk. Böyle de bir, yani yoksa düşünün buradaki yüksek gerilimde olan bir şebekenin de yeniden yapılması çok ciddi maliyetli. Yaptığımız işlerde bu ekonomiye de son derece dikkat ediyoruz. Devam edelim. Evet, yeni pazar yerimiz ve işte bu bu bulvardaki bisiklet yolu çalışmaları. Hızlı geçelim artık. Evet, burada yeni yaptılar arkadaşlarımız. Yeni bu peyzaj mimarı arkadaşımızın emeğiyle yapılan bir çalışma. Bu arada şunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Bu malzemeler Paşa Center'ın olduğu yerdeki, bizim belediye binamızı yapacağımız yerdeki kavşak vardı, meydan vardı. O meydanda da zaten trafik anlamında da böyle bir saçmalık var. O meydanı da yeni baştan yapacağız. O meydandan sökülen malzemelerle yapılma. Kamuoyunun dikkatini şunu sunmak istiyorum. Biz hiçbir şeyi kırmıyoruz, dökmüyoruz, ziyan etmiyoruz. Refüjlerden söktüğünüz her şeyi bir yerlerde değerlendirin. Ağaçları, fidanları, çiçekleri, hatta şu taşları. Bu arada şunu söylemek istiyorum. O iki bulvarda, İstasyon Atatürk Bulvarı ve Nihat Kantarlı Bulvarı'ndaki orta refüjleri sökmemek için çok düşündük. Çok düşündük. Çare bulamadık, o yüzden söktük. Eğer gerçekten yani kalması yararlı bulunsaydı orayı da sökmeyecektik. Ancak biz ne olursa olsun yani bir kör kuruşu ziyan etmemeye çalışıyoruz. Bu da bilindiği gibi daha önce çarşı yapılmak istenen pazar yeri, bunu buraya yaptık. Fakat biz burada kapasiteyi zorluyoruz. Tabandaki betonunu geniş yaptık. Mevcut binadan daha geniş yaptık ki ilave çadırlarla bunu destekleyelim diye. 2200 metrekare olan normal alanı bu yapacağımız çadırların da eklenmesiyle 3500 metrekareye çıkıyor. Neredeyse iki katına yakın bir kapasite artışı sağlayacak. Bu da yakın zamanda bunlar da neticelenip inşallah çok uzak olmayan bir zaman dilimi içinde de giyim pazarını buraya alacağız. Buranın şu ön tarafında da şoförler odasıyla vardığımız mutabakatla gereği bütün köy minibüslerinin yer aldığı bir terminal haline getiriyoruz. Ben buradan da şoför esnaf arkadaşlarımı ve şoförler odasına da bu uyum ve anlayışı için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arıtma tesisi bitmek üzere fakat arıtma tesisine giden ana kolektör hattımız berbat vaziyette, sözün böyle tabiriyle tıkanmış ve her tıkanan yerden ırmağa da yakın geçtiği için ırmağa kılçıklar verilmiş ve ana kolektör hattın neredeyse çalışma sahibi. Bunu değişik imkanlarla açmak istedik. Fakat bizim kendi vidanjörümüzün kapasitesi bu iş için yeterli değil. Şu gördüğünüz araç kombin araç deniyor buna. Bu aracın zannediyorum maliyeti 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu aracı Mehmet Özdal'ın da daha önceki tecrübeleri nedeniyle Zonguldak'taki arıtma tesisi nedeniyle araştırdık ve son derece uygun bir fiyata bugün 3. gün çalışıyor. Yarın da kalmasını sağlayacağız. Ana kolektör hattını bayağı iyi bir noktaya getirdik. Ama tamamen bitmiş olmayacak. Yine o hatlarda çalışmamız gerekiyor. Ve de bu kolektör hattı henüz açılmamış yollardan veya şahıs arazilerinden geçtiği için aracı sokmakta da çok zorlandık. İki günden beri de Volkan arkadaşımızla Onur arkadaşımız Pehlivanlar Mahallesi'ndeki oradaki arsa sahiplerini ikna ettiler. Ve o daha önceden hiç girilemeyen o hattın olduğu bölgelerde de bu çalışmaları yaptık. Şaban Bey bu konuda bize çok kısa bir ne durumdayız şu anda? Başkanım, kapanın tam noktasını tespit ettik.
rahatlayacak ama işimiz bitmeyecek hatta. Gene hatta evet, bakmaya devam edeceğiz. Biz bu sadece pansiyon yapma diyebiliriz. Asıl bizim bu hattı tamamen temizleyip, o ana tuvaletler altını tamamen temizleyip, bölge bölge üzerine yoğunlaşıp bu makineyle kökleri, içerisinde kalıp parçalarını, ne bileyim birçok malzemeyi tekrar tekrar çıkartmamız. Evet. Arkadaşlar, bir saç teli kalınlığındaki bir kök, iki tane büzüm ek yerinden içeri giriyor. Bir saç teli kadar. İçerideki o besinle besleniyor, büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor, bir yumak haline dönüşüyor ve nihayetinde de hattı tıkıyor. Olay bu. Ben ancak bu vesileyle, yani canlı yayında yapıyoruz, Web TV'den, halkımızdan istirham ediyoruz. Yani oradan, içerilerden çıkan, o bacalardan çıkan, borulardan çıkan malzemeler gerçekten çok üzücü. Halkımızdan istirham ediyoruz. Ne olur, yani kanalizasyon içinde olmaması gereken bezli, çaputtu, ıslak mendildi veya başka türlü maddeleri lütfen atmayın. Çünkü bu gerçekten büyük sıkıntıya yol açıyor. Ben halkımızın bu konuda bundan sonra da hassasiyet göstermesini diliyorum ve onların da buna uyacaklarına inanıyorum. Evet arkadaşlar, bu Ulu Cami bölgesinde doğalgaz çalışmalarımız bu sene sona erdi. Hepsi yapıldı, bekledi ve oralarda biraz da çileler de çekildi. Ancak o bölgeyi şimdi ele aldık. Bölgeyi pırıl pırıl yapıyoruz. Çaycuman modern bir mahallesi olacak. Çalışmalar bitmek üzere. Güzel bir yerleşim bölgesi ortaya çıkmış oluyor o bölgede. Evet. Tabii her yerde bisiklet yolları yapmaya devam ediyoruz. Yine bir imar yolu. Bu şey garaja giden, arkadan giden yol. Evet. Evet, bir panel oldu çaycım orada. Bizim şeyde Ali Kelebek mavi idareli kontrolörü de oradaymış. Eren yardımcı ve kaymakamlıkla beraber böyle bir panel yapıldı. Buna katıldık. Çaycuma Koleji'nin öğrencilerle böyle bir güzel, verimli bir sorulu cevaplı toplantı yaptık. Evet, Mürsel Bey yeni giren zabıta arkadaşımızla beraber hemen bir eğitimle gönderdik. Evet, Ocak ayında ilk defa Çaycuma Belediyesi böyle çok büyük, önemli bir fuara katıldı. Bu fuara da çok kısıtlı imkanlarla ilk defa katılmış olduk. Fuarda bizi temsil eden Sezai Bilici'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize orada kendi başına Çaycuma'yı şey yaptı. İnşallah seneye daha geniş katılımlı, edinilen tecrübeye göre daha güzel şeylerle katılacağız. Yalnız bu arada da bizim o çıkmayı düşündüğümüz birlik vasıtasıyla buna katılmış olduk. O konuyu da bir daha değerlendirmemiz gerekecek. Önümüzdeki toplantıya aslında onu da bir gündeme almamız lazım. Seneye haberimiz olursa sen başlayın. Evet, bu çok şey oldu. Aceleye geldi. Yani ve apar topar kaldı. Hiçbir hazırlık. Çünkü bizim de bilgimiz yoktu. O çıkmayı düşündüğümüz birliğin adı neydi? Bakap. Yani Safranbolu ve Karabük eksenli bir birlik. Bizi de bilgilendirmediler. Yani biz de son anda katılmak durumunda kaldık. Evet, kavşak kullanımını anlatmaya çalışıyoruz. Bu akıllı kavşak dediğimiz kavşaklar şimdiye kadar alıştığımızdan farklı. Burada öncelik sırası yok, tercih yok. Kavşağa kim girdiyse yol onun, bu alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, bu fırtınada eğilen bir ağaç. Yine oradan devam edelim. Evet, bu su tahsilatı için böyle bir şey başladı. Bunun uygulamaya girdi mi bu? Ne gibi? Başlamış mı olur? Bu ay sonunda. Tamam.
Bir iki konuyla da sizi meşgul ettikten sonra ben sözlerimi bitirmek istiyorum. Arkadaşlar, yılbaşına girerken sarsıldık. Elektrik kurumundan gelen bir yazıyla 3 milyon lira civarında geçmiş dönemden bir elektrik borcumuz olduğu ve bunun yapılandırılması gerektiği bize bildirildi. Süre de tam son gündü. Yapılandırma için son gündü. Son anda bir şekilde apar topar, tabii şokla beraber o şoku yaşadık. Yapılandırma için de son anda yaptık son günü. Ve bu geçtiğimiz ay içinde de bu konu neyin nesidir diye araştırdık. Ve son mutabakata baktığımızda 570 bin lira civarında bir ana borç ve yapılandırmayla beraber de 1 milyon liraya aşan bir sürpriz ödeme yüküyle karşılaştık. 2006 ile 2008 yılları arasında seri halde aylarca elektrik parası ödenmemiş ve bunu da kimse farkında olmamış ve belediyemizin kayıtlarında da böyle bir borç yok. Fatura gelmemiş olabilir ama bunun neden gelmediğinin araştırılması gerekirdi. Tabii bizim bu bütün bu tasarruf ve kaynak yaratma çabalarımız sırasında böyle denizden gelen bir dalgayla böyle 1 milyon lira gibi bir geriye giriş beni çok üzdü. Ama işte onu da mecburen yapılandırdık. Ayda 60 bin lira yakında oraya bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bugün yaya kaldırımlarımız ve yollarımız için bir ihale yaptık arkadaşlar. Henüz karar verilmedi. Yeni yollarımız ve kaldırımlarımızda daha yeni, daha güzel malzemeler kullanacağız. O diğer ihalemiz de zaman Özden Bey? 11'inde başkanım. 11'inde bir ihalemiz daha var. Bu ihalede de Atatürk Bulvarı ve Nihat Kantarcı Bulvarı'nda kullanacağımız yaya kaldırımı malzemelerinin ihalesini yapacağız. Bugün yaptığımız ise antik parke taşı ve bulvar taşı denen yeni model taşlar. Arzu edenler alt katta girişte görebilirler numunelerini. Böyle yeni ve ekonomik değil. Yani son derece uygun fiyatlara yeni ve estetik malzemelerle önümüzdeki yıl gerek yaya yollarını gerekse de ana yollarımızda bu malzemeleri kullanacağız arkadaşlar. Son olarak bir iki konu daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki Demokrat Parti vardı. Yine belediyenin kiracısı konuldu ama muhatap dahi bulamadık. Partide yetkili yok. İşte zabıtamız gerekli yasal şeylere dikkat ederek orayı boşaltılmasını sağladı. Belediyemizin ciddi bir arşiv sıkıntısı var. Yeni belediye binası yapılıncaya kadar arşivi de toparlamak istiyoruz. O yüzden de orayı da arşiv binası olarak kullanmak istiyoruz. Bu konuda size bilgi vereyim dedim. 90'lı yıllarda yapılan belediye evlerimiz var biliyorsunuz. Bu Oktay Olcay Lisesi'nin yan tarafında. Burada zamanında ruhsatı alınıp yapılmayan sevgilim 44 miydi 45 miydi? 44 tane dairenin bir tane daireyi yapıp hem kaynak yaratıp hem de Çaycuma halkının hizmetine sunacağız. Bu meyanda TOKİ ile ilgili gelişmeler var. Biz TOKİ'ye başvurmuştuk. Ne yapabiliriz diye. Onlar da bize anket formları yollamışlardı. Bu anket formlarını beyaz masada halkımızın doldurmasını istedik. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. 2000'i aşan anket formu dolduruldu. Geçtiğimiz hafta TOKİ'den gelen uzman iki arkadaşımızla bunları değerlendirdik. Ve Çaycuma'da ilk planda 500 tane konutun yapılabileceği kapasitesini bize bildirdiler o gün.
Fakat problem arsa. Toplu konut yapılabilmesi için arsanın hazineye ait olması değilse bile satın alınabilmesi gerekiyor. Yani kamulaştırma yoluyla yapmak istemiyor TOKİ. Çünkü kamulaştırmayla yapıldığı zaman davaların uzaması, bedel artırım davaları vesaire nedeniyle maliyetleri yansıtamadığı gerekçesiyle kamulaştırma yoluna gidilmesini istemiyorlar. Ancak satın alma şekline sıcak bakıyorlar ve bu bedelleri de ödemekten çekinmiyorlar. Onu da konut maliyetlerine ekleyecekler. Ben buradan size ve Çağcuma halkına duyuruda bulmak istiyorum. 40 bin veya 50 bin metrekare büyüklüğünde bir yere ihtiyacımız var. Bu Çağcuma'da güzel yeni bir mahalle olacak. Biz bu onları araştırıyoruz, araştırıyoruz, çalışıyoruz. Gerek belediye meclis üyelerimizden, gerek halkımızdan bu konuda destek istiyoruz. Ve en kısa zamanda da bu yerlerin belirlenip TOKİ ile gereken anlaşmayı yapıp Çağcuma'ya güzel bir mahalle kazandırmayı arzu ediyoruz. Bunun için de herhangi bir kafamızda bir şablon yok, bir yer yok. Önemli olan güzel bir mahallenin yaratılması için gereken altyapının sağlanmasıdır. Evet arkadaşlar, aslında çok şey var, çok konu var. Ancak daha fazla ben bugün vaktinizi almak istemiyorum. Benim söyleyeceklerim şimdi bundan ibaret. Sizlerden gelen dilek ve temenniler konusunda bir görüş varsa söz vermek isterim. Neden sadece nakit para mı yoksa daire kat karşılığı veya böyle bir şey olabilir mi? Yok, bedel. Bedel değil mi? Bedel. Yani bu çok güzel bir ortam var. Yönetimimize halkın çok büyük bir güveni var ve beklenti var. 500 konut çok ciddi bir rakam Çağcuma için. Dar gelirli insanlar hasretle bu işi bekliyorlar. Arsa üretmemiz lazım. Maalesef yeterince hazine arsamız yok. Satın almak için de çoğu yerler hisseli. Bu biraz fedakarlık istiyor. Aslında işimiz geçmişe bakıldığında çok zor değil. Kağıt fabrikası yapılırken o kadar büyük bir arazi yüzlerce, binlerce insanı ikna edilerek yapıldı. Ben bütün gücümüzle arkadaşlarımızı o uygun olan yerlerde ikna etmeye sizi davet ediyorum. Zaten yani o bölgelere bu konutlar yapıldıktan sonra o taraftaki diğer arsalarında çok değer kazanacağı kaçınılmaz bir durum. Yani birçok yerde inanın TOKİ'ye arsayı bedava veriyorlarmış etrafımızdaki yerler kıymetlensin diye. Ya bu konu çok ciddi bir konu. Ben belediye meclisimizin bu konuya hassasiyetle eğileceğini umuyorum. Evet, dilek ve temenni için başka söz isteyen yoksa oturumu kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mart ayı meclisim. Evet, yeni toplantının tarihini belirleyelim. 4 Mart çarşambayı biliyor başkanım. 4 Mart çarşamba günü olmasını kabul edenler Mart ayı toplantısının evet, oy birliğiyle 4 Mart çarşamba olarak